Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaptığım alışverişleri göstereceğim. Şöyle, yani bayağı gezerek de alışveriş yaptım. Ürünlerle birleştirerek hepsini göstermek istedim. Şu an üzerimde gördüğünüz gibi pijamalarım var. Neden olmasın? Çünkü deneyeceğiz, bayağı deneyerek de göstereceğim. Bu arada şurada yara bantları göreceksiniz. Onlar daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Bir boyun fıtığı ameliyatı olmuştum. O yüzden orada hala kabuk bağlayan bir yaram var. Sizi de görüp telaşlandırmak istemem, o yüzden diklemesine yara bantları yapıştırdım. Bu hafta içerisinde hatta aldığım ürünlerle birlikte size yaptığım alışverişi göstermeye geldim. Bir de her poşete para vermedim. Evde bulduğum poşetlere de böldüm. Zara'yı da evde buldum. İşte H&M'i de daha öncesinden alışveriş yaptığımda tuttuğum poşetlerdi. Onların içine koydum. Onu da söyleyeyim, her birine fazla fazla para vermek istemedim. Bu arada saçımı da kestim. Bundan önceki video saç videosu, hatta az önce kestim. Şimdi onun videosu da gelecek. Benim daha öncesinde IKEA'dan aldığım, şurada gördüğünüz şu anda bir ayaklı bir, ne denir işte, bölmelik var. Onun içerisine ben genelde makyaj malzemelerimi koyuyorum ve sonrasında aldığım ürünler de fazladan birikti. Ve artık orası inanılmaz dağıldı. Sürekli topluyordum. Bu ameliyat süreci falan toplayamaz oldum. Bir de kendime bir makyaj çantası yapayım dedim. O yüzden de bayram döneminde... Çantayı atıyorum. Bayram döneminde Olodep bayağı indirime girmişti. Şöyle büyük, gerçekten kullanışlı, kullandığım bakım ürünlerini ve işte makyaj ürünlerini koyabildiğim bir çantam olsun dedim. Ve Olodep'ten bu meşhur olan çantayı aldım. O düzenleme bloğunu çektiğimde de, videosunu çektiğimde de bunun içine sürekli kullandığım ürünleri koymuş olacağız. Ki bir yere giderken bavula atmalık. Sadece bunu atmış olacağım, yani bakım ürünleri ve makyaj ürünleri gibi. O zaman küçük paketleri açalım. Şöyle yine bugün gelen paketlerden bir tanesi. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bunu deneyemeyeceğim, kusura bakmayın. Eve bantlarından aldım arkadaşlarım. Bunu niye aldım? Çok şükür kaldırmaya ihtiyacım yok şu an memelerim. Ama bunu şey diye aldım. Ben sütyensiz gezmeyi de aşırı seviyorum ve bunu da uçları kapatmak için aldım. Böyle bayağı deli gibi ve çok çok kullanırım dedim. O yüzden sürekli o yapışkanlığı olanlar, bu hani sütyen gibi aldığımız, kullandıklarımız var ya, onlar çok hızlı yok oluyor. Ve böyle yapışkanlığı olduğunda da ağırlık yapıp beni çok rahatsız ediyorlar. O yüzden bunlardan böyle yuvarlak yuvarlak kesip o şekilde kullanmak için aldım. Bakalım, deneyeceğim. İlk kez böyle bir şey kullanacağım. O yüzden böyle yazın askılı giydiğimde falan ben sütyen derdi çekmek istemiyorum. Zaten yeterince zor. Bunu erkek arkadaşlarım şu an anlayamazlar ama gerçekten zor bir süreç yazın o sıcakta. Şöyle Nike'tan, niye bunu aldığımı az sonra anlayacaksınız. Nike'tan üçlü, değil mi? 1, 2, 3, evet. Nike Everyday'in bayağı şey, pamuklu bir çorabı var. Şurada swoosh'un olduğu. Bunu aldım. Bununla bir şeyimi giyeceğim. Onu da göstereceğim birazdan. Çok heyecanlıyım bunu kullanmak için. Üstüne böyle mini etekler, salaş bir t-shirt ve işte ayakkabıyla bir kombin yapabilmek için aldım. Bayağı da iyiymiş. Zaten bu arada linklerin hepsi aşağıda olacak. Onu da söyleyeyim. Bütün ürünleri aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu üçlü bir paket. O yüzden hemen almak istedim. Swoosh baskılı bir, swoosh dediğim şu Nike'ın baskısı. Bu baskılı bir çorabım yoktu. O yüzden aldım. Ve Trendyol'dan gelen, of bunu biliyorum. Bakın sırtı şöyle, şimdi zaten göreceksiniz. Üstü de böyle. Bayağı elbise gibi duran ama aslında pantolon vari bir kıyafet. Bu arada giyeceğim. Hepsini giyip göstereceğim. Böyle yumuşacık, kadifemsi bir kumaşı var. Viskoz ağırlıklı gibi. Çünkü ağır bir kumaş. Bakın şurası sırtı. Şurada ön tarafı. Demek istediğim şu. Biraz iç mi gösteriyor acaba bu arada ışıkta? Işığa tuttuğumda. Şimdi neyse, üstümüze giyince görürüz. Aslında şöyle bir şey. Ama giydiğinizde elbise gibi duruyor. Muhteşem bir kıyafet bence. Bütün yazımı bununla geçireceğimi düşünüyorum şu an. Gerçekten tatilde, şeyde falan. O yüzden de şimdi birazdan bunu giyeceğim zaten. Bütün kıyafetleri giyeceğim. Decathlon'a gittik. Decathlon'a. Decathlon'dan
koşu üstü kategorisinde benim hayatta en sevdiğim şey parmağımı sokabildiğim üstlerdir. Koşu üstü kategorisinden ve nedir biliyor musunuz? Önü fermuarlı üstlerdir. Aşırı severim. Kategorisinden şöyle bir üst aldım. İçi şöyle görüyor musunuz? Yumuşacık ve sıcacık tutacak bir şey. Aynı zamanda bence terlemenizi de yok edecek bir ürün. Muhteşem yani, ben çok beğendim. Bu üstü 450 liraya aldım. Bunu da göstereceğim. Giydiğimde bayıldım. Tam da böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Mesela baharda falan giymeli. Kışın da giyerim, yazın da giyerim. Yani ben bunu sürekli giyecekmişim gibi bir his var içimde. Çok beğendim. Şey, fermuarı da bayağı kitlenen bir fermuar. Kaliteli, güzel yapmışlar. Kitlenen mi bilmiyorum. Evet. Bir de bu ürünle ilgili söylemem gereken şu ki kalıbı çok büyük. Belki de Decathlon'un kalıpları büyüktür. O yüzden de ben X small'unu aldım. Mesela small giyen biriyim. 36 bedenim ama X small'unu aldım. X small'u bile okey bir seviyedeydi. İnternetten sipariş verecekseniz kendinizin bir beden küçüğünü alın. Eğer üzerinize oturmasını istiyorsanız onu söyleyeceğim. Sonracığıma yine Decathlon'dan 300 liraya. Bu 300 lira. Şöyle bir şort aldım. Bayılırım. Ve böyle bir şortum kalmamıştı. Yani aslında var. Ama bacakları dar şortlarım var. O yüzden yine koşu kısmından böyle bir şort aldım. Bu şortun da bedeni büyük. O yüzden bunda da en küçük bedeni tercih etmeye çalıştım. Small aldım bu yüzden. 36 beden. Bakın böyle ürünler koşu ürünü olduğu için şöyle önlerinde fermuarları olur. Genelde işte kartınızı, anahtarınızı, telefonunuzu falan koyabileceğiniz yerleri olur. O yüzden ben bayıldım. Hatta önünde, şu an görüyorum. Önünde ipleri de varmış. Bayağı çektirip kullanabileceğim. Şu arkası, pardon yanlış söyledim. Arkasına koşarken rahat edebilmeniz için böyle bir şey yapmışlar. Dediğim gibi bu da denenecek. Bu da 300 liraydı. Geçelim. Sonra yani ben bir şapka, ben şu tarz şapkalara bayılıyorum. Bunu H&M'den aldım. Bunu da H&M'den ne kadara almışım? 359 liraya aldım. Yeni sezon tabii. Ama bunu kaçırmak isterdim. Neden? Çünkü bakın şimdi. Tam hayalimdeki kalıp bu benim. Baksanıza. Yani böyle ne çok büyük ne çok küçük. Aşırı tatlı bir kalıbı var. Böyle takınca da dedim ki evet, bu benim şapkam olmalı ve bu şapkayı aldım. Şu fazla saçı atalım. Şöyle. Aşırı beğendim. Yani çok beğendim. Ve çok seviyorum bu tarz şapkaları. Bunu da büyük ihtimalle bütün yaz kafamda taşıyacağım. Nike'den alacaktım. Nike'deki şapkalar 1200 lira olmuş. O yüzden dedim ki H&M çok iyi. Çünkü kalıbı da muhteşem. O yüzden bunu aldım. Aslında H&M sipariş şeyim bu kadar, alışverişim. Neredendi bu? Plumber'dan aldığımız pantolona geçiyorum. Giydiğim en iyi pantolon, kot pantolon olabilir. Yani böyle güzel bir kalıp, böyle güzel bir... Tam istediğim kalıptı bu. 2000'ler başı, hatta 2000'ler ortası gibi böyle daha regular dediğimiz, çok yüksek veya düşük olmayan, baggy gibi de duran bacağı ama tam baggy de değil. O kalıp pantolonlar var ya işte, altında spor ayakkabıyla giydiğiniz, üstüne crop çekebildiğiniz, yine böyle şapkalar üzerine takabildiğiniz bir yerden ya da işte saçınıza ne yaparsanız yapın. Bu, yani giydiğiniz anda kesin cool dediğiniz kız var ya, onun pantolonu bu. Gördüğünüz anda bu kesin cool, yani bu pantolonu giyen cooldur dediğiniz kız pantolonu bu bence. Çok seviyorum. Şöyle straight mid-rise, şöyle göstereyim size. Tam olarak bu ürün. Aşırı beğendim. Aşırı beğendim. Zaten giyince göreceksiniz. Dediğim gibi linklerin hepsi açıklama kısmında olacak. Ve bu renk bir pantolon arıyordum. Hem böyle altına minnoş topuklular giyebilirsiniz, hem spor ayakkabı giyebilirsiniz. Her şekilde harika duran bir pantolon olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten beni bununla ve cropla gördüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hem Zara alışverişime. Canım Zara'm. Kırışmış kız içeride, böyle koyarsam kırışır. Ben pembeye taktım arkadaşlar ve
Şöyle pembe, çok güzel bir böyle bildiğin çıt çıtlı bir body aldım. Bunun yine altına o kot pantolonumu giymeyi düşünüyorum. Çünkü beli bol geliyor falan. Altına yine spor ayakkabılarla ya da az sonra göstereceğim ayakkabımla kullanmayı düşünüyorum. Bence çok güzel. Yani aşırı güzel bir üst. Ve o kadar yumuşak ki görür görmez dedim ki okey, ben bunu almalıyım. Bu arada her birinin fişine bakmaktansa zaten aşağıda açıklama kısmında olacak ürünler. Oradan da görebilirsiniz. Tek tek de atacağım. Mesela Zara Trendyol'da yoksa bu ürün, Zara'nın sayfasından bulup o şekilde de ekleyeceğim. O yüzden tüm linklere bakmanızı öneririm. Ben çok beğendim ve dediğim gibi turuncu, ay turuncu nereden çıktı ya? Pembe rengine sapık gibi tutuldum. Ve şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi zaten. Yine Zara'dan yer giymez aşık olduğum bu gömlek. Ya o kadar güzel ki. O kadar istediğim şeydi ki bu mesela. Bunun altına yine mini etekle falan kombinlemeyi planlıyorum. Ve gömlek şeylerimi daha da artırmayı düşünüyorum. Bu toz pembe pembesine de vurgunum. Çok severim toz pembeyi. Bakın kolları falan şöyle. Ürün. Ben bunu bilerek büyük aldım. LB'den aldım. Önünde şöyle cebinin altında şöyle bir yeri var. O da böyle aşağıya çıkıyor ve böyle bildiğiniz şuramda falan bitiyor. O yüzden aşırı beğendiğim bir ürün oldu. Sırtı böyle. Yani boyunu anlamışsınızdır. Baya güzel bir yerde bitiyor boyu. Eğer yüksek belle mesela kullanmak istiyorsanız da yine olur. Geçtik. Zara'yı da bitirdik. Zaten çok az kaldı. İnanılmaz çok. Belki tabii ki de yani ben de bir çıktığımda bu kadar alışveriş yapmıyorum. Şarjınız bitiyor. Bir şey yapmam lazım size şu an. Bir saniye. Ne koydum? Pembeye taktım dedim ya. Yani şu ürün Stradivarius'ta 200 lira mıydı? 240 lira mıydı? Yani o kadar güzel duruyor ki. Ben şu kol kesimine bayılırım. Böyle ne askılı ne uzun kol gibi görünen bir şey. Üstünüze oturuyor ve kesimi böyle olduğu için beliniz minicik görünüyor. O yüzden beliniz zayıf görünüyor. O yüzden ben çok beğeniyorum bu tarz bir ürünü. O yüzden hemen görür görmez yazın Joker elemanı olarak kendisini almak istedim. Yine az önce gördüğünüz pantolonun üzerine giymek için de yine Stradivarius'tan bu üstü aldım. Halter yaka. Şöyle bir crop. Yani bayılıyorum. Bu sene dediğim gibi crop'a, beyaza, pembeye, böyle daha fresh renklere takmış durumdayım. Ve son olarak benim asıl aşkım, bir tanem, dünyalar güzeli bebeğimi göstermek istiyorum. Daha giymedim yemin ediyorum. Yani o kadar istememe rağmen daha ayağımda denemedim. O yüzden birlikte deneyelim dedim. Bu arada Shopigo'dan aldım bu ürünü. Ve Shopigo o kadar muhteşem bir firmaymış ki. Daha önce hiç alışveriş yapmadığım için bir gerilmiştim ama bir günde kargoyu falan verdiler. Yani hiç gerginliğe gerek yok. Yazıyorsunuz müşteri desteğine, 2 dakikada geri dönüyorlar falan. Böyle bir rahat, yani anlatmak istediğim o. Kendime Jordan aldım. Gerçekten çok istediğim bir şeydi. Böyle bildiğiniz 3 hafta falan Jordan araştırması yaptım. İşte Jordan satan her yere baktım. Numara bakıyorum. Bir de benim ayağım genel olarak en çok kullanılan mı denir? En çok bilinen ayak olduğu için 37,5-38 oluyor bana. 37 de oluyor çoğu zaman. En çok bunlar bitiyor biliyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. 23. Bebeğin Jordan'ımın. Çok aşığım ya. Çok aşığım arkadaşlar. Yani ben öyle bir ayakkabı görmedim. Bu ne tatlılıktır ya Resulallah demek istiyorum. Çok güzel. Yani şöyle yakından çok güzel. Belki bunun için hani böyle Jordan falan tanıtan sayfalar var ama biz o sayfa değiliz ya. Her gördüğümü çekmek istiyorum ama. Şurada Air Jordan'ın şeyi var. Şurada Swoosh var. Swoosh'un üstünde yine Jordan'ın işareti var. Az önceki çoraplarımı işte bununla birlikte giyeceğim. Bir de dediğim gibi size bir etek göstereceğim şimdi. O gelmedi ama kargoya verildi. Onu da üstüne giymeyi planlıyorum. Çorabı da bunun üstüne giyeceğim. Bu bir Nike aşkıdır. O etek de şu. Çok güzel bir etek. Ben o yüzden bu eteği de
üstüne giymeyi planlıyorum. Üstüme daha beyaz bir şey. Belki omzuma bir şey atarak. Yani gözümde canlanıyor gerçekten. Hemen denemeye başlayalım. Şimdi ilk üstümü, şu gördüğünüz beyazı giydim üstüme. Kolyem. Bir de pantolonu giymiş oldum. Pantolonun boyunu gösteriyorum. Şimdi bu üstümüzdeyken, ya şu çok güzel ya. Aşırı hoşuma gidiyor. Yandaki çocukların sesine kusura bakmayın. Sürekli bağırıyorlar çünkü. Neyse. Şu dediğim gibi crop'u giydim. Şimdi altına hemen ayakkabılarımızı giyelim. Jordan'ı ilk kez giyeceğim. Birlikte. Şöyle duruyor. Çok tatlı. Şimdi bir de şöyle bakın. Evet. Bakın. Aşırı tatlı. Gördünüz mü? İşte pantolon üst ve. Ay çok hoşuma gitti. İnanılmaz mutlu oldum. O zaman devam. Üstümüzü değiştirelim hemen. Önü böyle. Tabii bunu dediğim gibi sütyensiz kullanmak lazım. Şöyle bir üst. Bunu da çok seviyorum. Geçelim sıradakine. Şu gömleğin arkasının şöyle bol olması beni mutlu ediyor bu arada. İpil. Çok güzel. Hatta bir şeyin üstüne giydiğinizde de çok güzel duruyor. Bunun içinde şey var zaten. Şöyle yani mesela. Böyle de çok iyi. Yani her şekilde baştan ayağa çok sevdiğim bir ürün oldu. Şöyle. Kolunda beyaz yerleri de var. Genel olarak da böyle görünen bir gömlek oluyor kendisi. Sıradaki. Bakın. Dedim size pembe üst. Çok beğendim. Aynılarını Trendyol'da da gördüm. Yine benzerlerini bulursam onları da koyarım. Şeye, listeye, aşağıdaki listeye. Şuna bakın. Bayılıyorum ya şöyle elimi sokmak. Ve bunlar koşu ürünüymüş. Daha önce koşu sporuyla ilgilenmediğim için bilmiyorum. Özür dilerim. Ama okey artık koşu kısmına bakarım. Bakın bu X small olmasına rağmen böyle bir dökümlü duruyor. Hala bunu içine de sokabilirsin. İşte altına şimdi şort giyeceğim zaten. Ya gerçekten aradığım şey bu. Şöyle durun. Boynumu kapatınca da böyle. Çok güzel ya. Mesela baharda bile olsa Ankara'da yaşadığım için üşüdükten sonra o gün yanıma alıp kullanabileceğim bir ürün benim için. Şimdi bir de şortunu deneyelim. Pantolon da güzel oldu. Böyle de güzel oldu. Gayet okey bence. Şimdi şortunu da giyelim. Şortumu böyle koşuya giriyorum. Ayakkabılar da böyle bir göstermek istedim size boştan. Şöyle göstereyim. Arkasını da göstereyim. Şort da böyle oldu. Tam olarak istediğim gibi bir şort. Bayıldım. Yani ben bayağı beğendim. Bunun adı mesela Kalenji. Altımdakinin. Çok güzel. Bu arada benim ayakkabılarım genelde hep başka bir renktir. Renklidir yani. İlk kez böyle bembeyaz bir ayakkabım oluyor. Onu da keyfini çıkaracağımdır. Nike çoraplar daha uzun tabi. O da etekle güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi sadece Dilbin'den aldığım elbise kaldı. Onu da deneyeyim. Evet. Videonun kapanışını yapmaya geldim. Şu Dilbin'in kıyafetinin acil güzelliğine bakmanız lazım. Yani bu nedir? Şapkama da bakın. Bunu da takayım dedim. Yine şöyle bebişlerimle giydim. Bakın bu şöyle bir şey. Bakın şimdi. Böyle. Anladınız mı? Ama bakın. Hele bana bakın. Annem içeride mutfağın şey yapıyor. Belki şu kırdı geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ama bir bakın bana. İlk saçımı kesmişim değil mi kızlar ya? Bence de. Neyse. Sonuç olarak böyle bir tatlışlık oldum.
komple böyle gezmek istiyorum. Tüm yaz böyle gezebilir miyim acaba? Neyse. Şimdi kapanış yapmaya geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten şu aralar aldığım en iyi şeyleri aldım. Yani uzun zamandır aldığım en iyi şeyleri aldım. Ay, yutkunayım, durun. Yaram yakında geçer büyük ihtimalle. Sizi de ürkütmemek adına taktım bunu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar. Bundan sonrasında eğer saçımı kumral yapmak istersem onun videosu gelir. Olmazsa da az önce anlattığım gibi Olaleb'in çantasını düzenleriz. Yani makyaj malzemelerimizi düzenleriz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beni sevdiyseniz... Bak var ya yandan çocuk. Eğer kanalıma destek olmak isterseniz, beni sevdiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz de bir iki like'ınızı alırım. Ya şuna bakın arkadaşlar ya. Çok komik ve çok eğlenceli bir kız oldum, gördünüz mü? Böyle. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bunları da kapatayım artık. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.